Asiye yarım bunlar ne? İç çamaşırı çekmecem. Burhan Bey siz sapık mısınız? Ne yapıyorsunuz? Bıraksanıza eşyalarımı ya. Lafı karıştırıp kabahatini örtemesin yiyorum. Bu ne dağınıklık? Bir genç hanımın çekmecesi böyle mi olmalı ya? Nasıl olmalı? Kilotlar hizalı olacak, su diyenler hizalı olacak. Hepsi renklerine göre böyle ayrı ayrı dizilip yerleştirilecek. Tamam artık daha fazla detaya girmezseniz sevinirim. Şimdi burada, şuradaydı. İki tane çorap teki gördüm. Bunların teki nerede, eşi nerede yavrum, nerede bunların eşi? Burhan Bey benim kendi eşim bile yok. Ya bırakır mısınız eşyalarımı? Ah sen ev kadınlığı öğreneceksin de ben görüneceğim evladım. Bu arada senin dolabındaki bütün tişörtlerini hepsinin renklerine göre ayırdım, dizdim. Teşekkür ederim. Teşekkür etmeyecektim zaten. Burhan Bey lütfen bir daha odama girmeyin. Bu arada dikkat ettim, tişörtlerin bütün yakaları böyle, ütüleri hiç güzel ütülenmemiş. De o işe Makbule abla bakıyor, beni ilgilendirmez. Sen mi yaptın kız bu ütüleri? Ya Burhan Bey günde 3-4 tane tişört değiştiriyor ya. Böyle yığılıyor, acele acele ütüyle ancak o kadar oluyor. Ah işte ben senden tertipliyim derken bundan bahsettim. Yaka kenarı ütüsü bir hanımın namusudur, şerefidir, bunu unutma. İşe gitmeden önce ben sana ütü öğreteyim bir görsen. İfot. Efendim? Sabah pilav mı yaptın sen? Evet. Peki soru. Dün geceki haşlama etin suyu neden döküldü, neden sabah pilavda kullanılmadı? Bilmem. Bu bir cevap değil. Hiç ev ekonomisi yok sizde arkadaşlar. Bütün her yer dağınık, bayat ekmekler atılıyor. Yazık bu Tahsin Bey amcama ya, Karun mu? Vallahi bravo Burhan. Ben 35 senedir öğretemedim. Sen söyle bari lütfen. Bu evde yeni bir dönem başlıyor. Bu eve ben el koyuyorum Tahsin Bey amca. Bitmiştir. Niye dikkat etmiyorsun sen? Gömlek manşeti ütüsü bir kadının haysiyetidir, bunu unutma. Ne demişler, gömleği gösteren ütüdür, kadını gösteren her zaman o gömleğe yaptığı ütüdür. Ya da öyle bir şeydi yani. Makbullerin çok iyidir ütüsü Burhan. Bize oradan laf yetiştiriyorsun ama kenar köşe kalıyı ifot ne haber? Elin işte gözün oynaştı. Kenar köşe kalıyor mu? Evet, hep böyle bakıyorum, aynı yeri iteliyorsun, hep aynı yer. Sanki başka yerde toz yokmuş gibi. Kenarlara, köşelere takmak için, hani oraları almak için aparatları var, onları tak, kulvasını. Ay biz böyle alışmışız, şekerim orası nasıl olsa siliniyor. Silinince ne oluyor? O tozlar birleşiyor, çamur oluyor. Evin her köşesine yayılıyor, bunu unutma. Ay Allah bilir sen bunun hava temizleme fonksiyonunu da bilmiyorsundur. Öf sen de çok masraflısın şekerim. Mutfakta kavanozların hepsinin üstü toz. Kavanoz mu? Evet, dip frizde de etlerle balıklar aynı göze konmuş. Vallahi şok geçirdim ha. Ama buzdolabı. Ya ev ekonomisi bir defa sende sıfır İfot. Atma sen. O ekmekler bayatlıyı, atalıyı hiç aklından şu geçmeyi. Onları böyle bir toplayayım. Vişneli ekmek tatlısı yapayım. Hiç demeyi o senin kafan. Şekerim madem çok iyi biliyorsun kendin yap. Ayafaganlar bastı be. Yaparım. Evinizi topunuzu sulu getiririm, susuz götürürüm maşallah bana. Allah'ım ya Rabbim. Bak bile bu gömleklerin hepsi paçavra. Al eline sprey kolayı tekrar ütüle bunları. Baştan yap. Yok ya. Ya yoksa bal var şekerim. Ben bu evin ilkitlerine bu paçavra gömlekleri veremem, içime sinmez. Of sıkıldım ama ha. Her şeye karışıyorsunuz ya. Ter içinde kaldım burada ya. Çok biliyorsanız siz ütüleyi. Ütülerim. Benim ütülediğim gömleği çerçeletip odana asarsın. Armut spor. Yeter be. Çok biliyorsanız hadi bakayım siz ütüleyin. Of be. Yaparım.
Bakın bakalım. Hanımlık, kadınlık, ev ekonomisi neymiş? Bir öğrenin bakalım Bedin. Ah, vallahi soldan soldan geliyorlar ha. Etüleri jillet gibi oldu. Aa, bitti mi ayol? He. Morcivek bir renk görüyorum yüzünüzde İfot. Ütüler bitti, çekmecelere yerleşti bile. Yapma ya. He. Bak bile. 3 günlük ütüyü 1 saatte bitirmem sende ne hissettiriyor acaba? Hiçbir şey hissettirmiyor Burhan Bey. Ha bu arada İfot, dipfrizi iyice düzenledim. Mutfağın her tarafını çamaşır suyuyla sildim. Bu arada merak ediyorum, en son bu ev ne zaman dezenfekte edildi? Ay bilmiyorum Burhan. Sesinde bir mahcubiyet seziyorum. Ay sorma sorma. Ay biz senin kadar hamara tertipli değiliz ki. Vallahi sen acayip bir şeysin. Biliyorum. O zaman size şöyle güzel bir yemek yapayım da, yemek nasıl yapılıyormuş onu bir görün isterseniz. Aa, toptan rezil olacağız kız. Vah vah vah. Ya niye rezil olalım yenge ya? Kakalaşla biz daha iyisini yaparız. Yürü yürü. Otur. Ay o salak mısın sen Makbule? Aa, otur keyfine bak. Hem o yapmaktan hoşlanıyor. Biz de dinleniriz. Bundan iyisi Şam'da kayısı. Ay. Bu evden hiçbir şey atılmayacak. Bayatlamış ekmeklerden sütlü ekmek tatlısı, kaçmış naylon çoraplarından paspas yaptım tasvimi amca. Aferin Burhan, vallahi aferin. Ay bravo vallahi, biz hiç bilmiyoruz böyle şeyleri. Peki eskimiş banyo halısından yaptığım terlikleri nasıl ama? Şık değil mi? Bir makas, bir de silikon tabancası yetiba. Bundan sonra salona kimse ayakkabıyla girmesin, yasak. Ay sürekli bunları mı giyeceğiz Burhan Bey ya? Bakın, İfot'un paletli gece elbisesinden peçete halkası yaptım. Nasıl? Ay maşallah Burhan Bey, ne kadar marifetlisiniz ya. Derya, Baykal halt etmiş sizi yanınızda. Bu daha bir başlangıç. Benden daha neleri öğreneceksiniz zamanla. Ya gömlekler de kağıt gibi ütülenmiş. Mükemmel. Ay ne güzel, ne güzel. Burhancığım, biz bu bulaşık makinesini de doğru dürüst dolduramıyoruz. Yemekten sonra sen bir yerleştir onları da biz bir görüp öğrenelim. Asıyorum, geçirebiliyor musun evladım? Ay sonuçta makarnalarla pirinçleri kavanoza yapıştırıyoruz yani Burhan Bey. Beyin ameliyatı değil. Ay bizim elimiz hiç yatkın değil değil mi yenge? Hiç hiç. Ay Aslı'cığım yalnız dikkat et. Elini zamklama, şimdi Osman Bey gelecek. Dur evladım, terliklerin olmadan nereye ya? Benim terliğim yok ki. Üzüldün değil mi? Üzülme, ben sana şimdi getireceğim, dur. Ah artık var. Bu ne ya? Pembe bu. Banyo halısı. Bunları giymeden içeriye almıyoruz. Halıların üzerinden gitme, kenardan kenardan git ki iz yapmasın. Niye, peşimizde birileri mi var? İzimizi mi kaybettiriyoruz? Ya burası niye böyle bu kadar karanlık? Benim içim sıkıldı ya. Ah Burhan sağ olsun. Ekonomi yapıyoruz. Lüzumsuz lambaları söndürüyoruz. Al bakalım, televizyon izlerken boş durma. Ne yapacağım bunları? Benim elim temiz ya. Hayır hacı, bu şimdi kalmış sabunlar. Bunları rendeleyip sabun tozu yapacaksın. Bunu becerebilir misin? Soru mu bu ya? Getir getir, ne varsa getir. Ay vallahi bravo Sercit. Biz denedik denedik yapamadık. Evet efendim. Saçıt. Ay harika bir sofra kurmuşsun Burhancığım. Ben 3 gün uğraşsam beceremem vallahi.
Vallahi Burhan Bey'in eline hiçbirimiz su dökemeyiz yenge. Çürük meyvelerden reçel yaptım. Kuru ekmeklerden bayat ekmek kanepesi yaptım. Bir de eski bir bizim bir masa örtümüz vardı ya, onlardan da böyle peçete yaptım. Afiyet olsun. Hiç taze ve yeni bir şeyden bir şey yaptın mı Burhan? Ya sen niye ayakkabınla eve giriyorsun? Terlikle girilecek demedin mi ben sana ya? Bütün gün ben evde temizlik yapıyorum. Hiçbir saygınız yok. Bu arada hiç unutmadan hemen şunu söyleyeyim. Senin eski bir kazan vardı ya, ondan yastık kılıfı yaptım. Ne? Ama ben o kazan seviyordum ya, liseden kalma, o anısı vardı. Ya giymiyordun şekerim. Dolapta gereksiz yer kaplıyordu. Ben böyle gereksiz şeyleri kesip biçip yeni şeyleri üretiyorsam ne var bunda? Ya seni kesip biçsek acaba ne üreteceğiz? Çok merak ediyorum ben. Ben burada saçımı süpürge ediyorum ama gerekli takdiri göremiyorum maalesef. Akşam erken geleceksin çünkü sabun rendeleyeceksin. Burhan Bey bu ne? Al. Beğendin mi? Çok güzel bir parça. Klozet kapağı. Senin bu strapless bluzun vardı ya, ondan yaptım. Biraz boncuk, biraz silikon tabancası tamamdır. Burhan Bey, ben bu bluzu giyiyordum. Ama bağımda duruyordu evladım. Yazlıktı çünkü. Ama bence klozet kapağı olarak çok faydalı olacak. Akşam erken gel, lavanta torbalarına lavanta dolduracaksın. Oka! Işıkları da söndürün. Lüzumsuzsa tabii. Tabaklarınıza fazla yemek almayın. Çaylarınız fazlaysa dökmeyin. Ben onlara pamuk daldıracağım, gözüme koyacağım. Göz şişkinliklerim iyi geliyor İfat. Aa, sen bir dahisin Burhancığım. Birisi. Aslı, mutfakta iki dakika bir şey konuşabilir miyiz? Özel. Konuşalım bence de. Ben daha fazla dayanamayacağım. Alacağım o silikon tabancasını, öldüreceğim bu herif. Yalnız bizden başka da herkes çok memnun. Babam para harcamıyor diye çok mutlu. Annemle Makbule abla da yıktılar bütün işleri. Adamın üzerinde bütün gün geziyorlar. Salağa yatıyorlar da ondan. Biz de yapamıyoruz diyelim. Yapamıyoruz diyelim ne? İş yapmamakla kurtulacağız mı zannediyorsun? Hayat kabus gibi oldu Sacit. Bütün eşyalarım başka bir şeye dönüşüyor ya. Deri eldivenimi almış, toz bezi yapmış. Strapless bluzum klozet kapağı. Ya bunu bırak da ev Nazi kampı gibi. Yok efendim terlik giy, banyodan çıkarken ellerini dezenfekte et. Halıya basma, koltuğun kenarına dokunma, tabakta yemek bırakma. Her şeyde böyle bir dantel, bir kılıf. Ne lan bu? Ne yapacağız, nasıl yıldıracağız? Ha? Ne yapsak? Bilmiyorum, ben bugün Şayka'yı göreceğim. Ya siz ne yapıyorsunuz orada? Eyvah, uyandı. Ya dizinize havlu sermeden niye oje sürüyorsunuz? O kılıflardan çıkmaz ki. Burhan Bey, kusura bakmayın. Biz bu mevzu bahislerde salağız ya, ondan oldu. Kahvelerin telvelerini atmayın. Çünkü peeling yapacağım suratıma, kozmetiğe para vermek istemiyorum. Ay, bulaşık çamaşır bitti. Arka odaları da topladıktan sonra artık işe gidebilirim. Ay vallahi toz filan da alınacaktı ama... Hayır, yardım edelim diyorum ama biz şimdi mahvederiz ortalığı. Biliyorum İfot, bu konularda hiç yeteneğiniz yok. Siz ayağa kalkana kadar ben ortalığı toplarım, tozu alırım, iki de pantolon dikerim size. Ya aklıma bir şey geldi, duygu değişimi. Şöyle bir şey yapalım mı, size püsküllü manikür torbası yapayım. Olur mu? Vallahi bu el işi olayı bende ciddi bağımlılık yarattı ha. Nerede benim silikon tabancam? Yenge, akşamüstü sinemaya falan gidelim mi ya? Canım sıkılıyor. Ay gidelim vallahi. Hmm.
Ya Burhan ben delireceğim artık ha. Terlik giyiyorum bir de üstüne niye galoş giyiyorum? Dur be oğlum kıpraşma tam sıkamadım şunu. Hakikaten İfa iş çığırından çıkıyor artık. Ay yok ama biz memnunuz. Yenge biraz Burhan Bey'e ayıp mı oluyor artık ha? Hem dışarı işi hem ev işi. Ay bırak şekerim dokunma ona, seviyor bunu, onun bir nevi hobisi bu. Öyle mi diyorsan? O zaman spora başlayayım diyorum, çok boş vaktim oluyor da. Evet açıklama yapıyorum Belir bayanlar. Şimdi terlikleri nerede kullanıyoruz? Galoşları nerede kullanıyoruz? Galoşlardan başlıyorum. Galoşlar salonda ve yatak odasında kullanılacak. Terlikler banyo ve mutfakta kullanılacak. Böylece daha hijyenik olacak. Nasıl yani salondan mutfağa gidip gelirken galoş mu çıkarıp takacağız? Ah, tozun zerresini bile istemiyorum. Tahammül edemiyorum. Yani lütfen bana yardımcı ol. Vallahi kafayı yiyeceğim bırakır giderim ha. Ay ay Sacit gel Allah'ını seversen üzme Burhan'ı. Şimdi git sabun rendeleyeceksin. Go! Evet arkadaşlar sıra geldi ikinci açıklamama. Şimdi yemek öncesinde hepinize cips ve sos hazırladım. Sanmayın ki bu bir eğlence. Yemeyecek miyiz bunları Burhan Bey? Şöyle yapacağız. Şimdi tabakların içerisinden cipsleri peçeteyle dökmeden alacağız. Ondan sonrasında küçük kaselerimiz var, sos kaseleri. Onları batıracağız, fazla değil ama çünkü damlayı. Ondan sonra altına damak koyacağız ve ağzımıza böyle dudaklarımızı aşağı iterek böyle böyle pıtı pıtı yiyeceğiz. Evet, bitmiştir. Sorusu olan, anlaşılmayan bir durum var mı? Oo, bu ne yahu? Toplama kampı gibi ha. Aslında yavrum. Bir kere önce gittin şimdi. Şimdi sen o örtünün üzerine elini koyma. Kirleniyor yavrum. Burhan Bey bu örtüler zaten kanepe kirlenmesin diye değil mi? Yavrum bunlar nasıl yıkanıyor, nasıl kolalanıyor, nasıl ütüleniyor sen biliyor musun? Vallahi çıldıracağım ha. Bırakıp gideceğim şimdi ha. Yok yok. Ay, Aslı yardımcı ol biraz Burhan'a. Gizil. Gizil. Dikkatli olalım lütfen. İhtiyar. Sen yeme istersen çünkü senin elin titriyor, sosları tekeceksin. Sen yeme istersin canım. Ay. Ya sen ne yapıyorsun ya? Kusura bakma Burhan hapşırtıyor bu ne yapayım? Ya bir sabun rendeleyeceksin. Beceremiyorsan beceremediğini söyle. Bütün sosların üzerine sabun rendesi yaptın. Fo, fo, fo. O sosluk yeni mi Burhan'cığım? Evet İfot, ben bunu video kasetten yaptım. Aa. Aa tabii ki. Bak bunların kaset bölümünü çıkarttım. Ondan sonra biraz fiyonk, biraz artık kumaş ve silikon tabancası temimdir. hangi kaset o? Bilmiyorum masanın üzerinde duruyordu. Şayka'nın defile kaseti mi o? Sen benim hayatımın kasetinden sosluk mu yaptın? Of! Ay! Ya sen ne yapıyorsun ya? Ay, Sacit'ten geçti herhalde Burhan Bey. Ana! Sen ne yaptın lan? Çok yaşa. Of! Aa bak arka arkaya görüyor musun? Ya ne yapıyorsunuz? Kim temizleyecek bunu ya? Hemen silelim. Bırakın bırak 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 hiçbir şeye dokunmayın. Hiçbir ya her tarafı yağlanacak bırakın ya. Ben şimdi hemen şey getiriyorum. Kova getiriyorum. Tamam mı? Hiçbir şeye dokunmayın. Yapma böyle Sacit. Burhan Bey etrafın pisletilmesine, örtülerin, bezlerin karıştırılmasına çok sinirleniyor. Hadi ya. Gerçekten mi? bana cips versene şuradan Sacit ya. Ay ne yaptın oğlum? Mahsus yapıyorsun değil mi Sacit? Ay! Ata! Sus sana! Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Sacit başlattı Burhan Bey. Ya her tarafı cips yaptınız. Ya yapmayın çocuklar uslu durun. Makbule hemen elbizi getir. Makbule. Elbizleri nerede bilmiyorum ki Burhan Bey. Siz ya, her şeyi değiştirdiniz. Aslı atma bak Burhan sinirleniyor. Cips de bitti zaten. Ha.
O zaman hiçbir yere dokunmayın şu anda çünkü elleriniz yağlı. O zaman Aslı gel ellerimizi silelim. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsunuz? Şöyle her tarafı yağ ettiniz ya. Temiz olsun diye Burhan Bey. Öyle temizlik olur mu evladım? Şu anda her yer elleriniz kokuyordur ama. O zaman... İşte tabii. Ne yapıyorsunuz ya? Aa mis gibi koktu ama. Ay biliyorum ya ne yapıyorsunuz ya? Ne oldu Burhan? Her istediğini yapıyoruz. Niye sinirlendin? Aa, zeytinyağı, niye zeytinyağı koymuyor bu? Dökülünce lekesi çıkmıyormuş dayı. Ya, ne var canım zeytinyağsız olsun. Annem! Ay ne oldu? Ya bu beyazların arasına bu kırmızı tişörtü atan zat kim acaba? Aa, ben attım Burhan'cığım ya. Dün akşamdan sana çok mahcubuz dedim. Kendi işimi kendim göreyim. Ne oldu? Ah be yavrum, ah be güzelim. Yani beyazların arasına renkli atılı mı? Bak hepsi pembe olmuş. Aa, ya biz pembe sevmiyor muyuz renk olarak? Hani bizim banyo halısından terlikler pembe diye ben pembe seviyoruz diye şey yaptım. Of, ah be çocuğum, ah yani ben şimdi bunları tek tek tekrar yıkamam lazım ama ya. Hayatta olmaz, yok ben yıkayacağım. Hayır. Bak elindeki ne? Ya döküyorsun her yere, ne yapayım? Ne döktüm? Ya balları döküyor, otur yerine, otur. Nerede, hani nerede? Ya yapmayın seni, ne basıyorsun yavrum? Otur yerine, otur. Otur ben temizlerim. Of. Aslı yavrum dikkat et, bak ballar var, dikkat et basma üzerine. Yapış ayol hayır. Burhan, bırak şimdi çamaşırları da senin bize şöyle çilekli muzlu bir süt sözün var hocam. Ben zaten malzemeleri hazırlamıştım blenderın içerisine. Ama dikkat edin ballara basma ya blender. Ne oldu ya? Ay ne oldu? Her yer böyle muzlu, böyle süt, her yer duvarlar, yerler. İfat, oradasın değil mi? Göremiyorum da. Sana soruyorum, acaba bu blender'ın küçük kapağı neden yerinde yok? Çünkü çalıştırıcıya bir bastım, o delikten her yere süt fırladı. Kapak mı? Aslı o nedir? Bu. Ha. Şimdi ben netlemeye çalışıyorum, galiba o kapak. Aa bu kapak mı bu? Ah ben bunu böyle kişisel reçellik sandım ayol. Ah. Ne yapıyorsunuz siz? İyiyiz yenge, sen ne yapıyorsun? Bana bakın. Burhan'a yıldırmaya çalışıyorsanız paralarım size. Ne alakası var anne? Bunlar her gün olabilecek ev kazaları ya. Dün işte Sacit'le birazcık azıttık cipsler falan ama o da yani her zamanki kavgalarımız bizim. Bana bakın, 35 yıldır ilk defa rahat erdim. Parçalarım sizi! Yenge aşk olsun ya. Görüyorsun tamamen sakarlık yani. Sakınan göze çöp batar ya. Aa, bizim kapı çaldı. Ot. Narsu'yu sıktım yemekte içeriz diye. Narsu'yu mu?
Onun lekesi çıkmaz ki Burhan Bey. Aslar gelip döküp saçarsa ne yaparız? İşte ben de ondan tırsıyorum ya. Mevsimi diye ucuz diye aldım yaptım. Ev ekonomisi bilimi gereği. Sen hiç merak etme şekerciğim. O nar suyundan bir damla damlatsınlar, bir daha bu eve giremezler. Dökmesinler ifot, dökmesinler. Mutfağın temizliği daha yeni gitti. Vallahi intihar ederim ha. Bundan sonrasında artık peşete halkası çalışmalarıma ağırlık yürümek istiyorum. Endişelenme Burhancığım, sen git işine bak. Tamam. Nerede benim silikon tabancam? Şu ışıkları da yakıp durmayın. Açıp durmayın. Aa, ortalığı iyice karanlık yaptı bugün ya. Göz gözü görmeyecek. Şu anda sofra hazırlanmış, pırıl pırıl her şey yerli yerinde, bekliyoruz. Oldu. Ah, o nar suyu mu? Onun lekesi çıkmaz değil mi? Aslı, aklınızdan bile geçirmeyin, yakarım. Niye anneciğim? Anladın onu sen. Ah, kapı. Aslı, o adamla sinemaya falan gitme, güvenli değil. Ya Cem, deli misin sen? Ne diyorsun? Aslı tehlikeli bir adam o. Bak sen benim hislerime güven. Bak bir sahnede bir silah görünüyorsa o silah patlar. Saçmalama Allah aşkına ya. Hayrola Cem? Hayır efendim. Dergiyle ilgili bir mevzu var. Onu söylüyorum. Cem ya, ayakkabınla mı girdin? Dışarıda yağmur yağıyor ya. Evden geliyorum Burhan Bey. Ayakkabılarımın altı temiz. Aslı. Hı. Bir mutfakta konuşabilir miyiz seninle? Bu çok ciddi yani. Ay öf Cem ya. İyi hadi. Ay ne istiyor bu çocuk hala? Ayaklarının altında da toz olabilir. Onun için yahundan inceleyeceğim. Burhan. Artık bahçe düzeni de bu eve uygun. Ay! Ay Sacit! Ya yavrum sen niye ayaklarımla giriyorsun önce? Her taraf çamur deryası oldu ya. Hay Allah, kusura bakma ya. Heyecan yaptım vallahi. Ama bahçeyi Burhan öyle bir düzenledim ki bayılacaksın. Hani özür bağımında. Ya sallama, her yer çamur oldu ya. Ne yapayım bu adam ya? Artık burdumu dağıtırım seni ya. Ne yapıyorsun ya? Ya yağmur yağıyor, ne yapayım? Ben saatlerdir bahçıvanlık yapıyorum ve bir teşekkür yok mu yani? Tübeye seni. Aa, o nar suyu mu? Sacit! Bir adım daha atarsan yakarım seni. O silikon tabancasını alır, seni banyoya silikonlarım, bornoz askımız olursun. Yenge sakin. O nar suyunun bir damlası dökülsün, hayatın kayar. Tamam ya. Burhan Bey nar suyu dökülürse intihar ederim dedi Sacit. Sadece o da değil. Sen veya Aslı, Burhan'a bundan sonra zorluk çıkarırsanız, yere bir ekmek kırıntısı dökerseniz, bir tişörtü buruşturursanız bitiririm sizi. Anladım anne. Sen de anladın mı? Anladım anne. Tamam. Burhan'cığım sen zahmet etme. Bırak Sacit de Aslı yeri ayna gibi yapacaklar. Anne ben sinemaya gidecektim Osman Bey'le. Bir daha kendimi tekrarlamayacağım. Tamam ya, sineriz ya. Burhan'cığım gel canım gel. Gel sen el işlerinle meşgul ol. Gel yavaş. Bence sen gitme o sinemaya o herifle. Bak o silah er geç patlar Aslı. Er geç patlar. Victoria'nın silikonları patlamasın da. Siz silmeye devam edin, ben bakarım. Aman ne oluyor ışık? Işık açın ışık. Ay Allah korusun, ne oldu Tansi? Burhan Bey! Herkes tek parça mı?
Değilsek silikonla mı yapıştıracaksın? Kim silah çekti bana? Ya kimse silah çekmedi. O silikon tabancasıydı. Osman Bey, siz mi ateş ettiniz? Sana dedim değil mi? İlla patlar o silah dedim değil mi? Bak. Affedersiniz efendim. Yani karanlıkta birden birisi silah çekti sandım da. Herkes kendini bir yoklasın. Vurulan var mı? Herkes iyi galiba değil mi? E kurşun neyi vurdu? Böyle sanki bir cam patlama sesi gibi. Au yo. Au yo, benim kaderim mi bu ya? Ya deli anlı nar suyu lekesi bir defa çıkmaz Kabe kuzum ya. Böyle iş olur mu? Vallahi intihar edeceğim ha şimdi.